Kalp ameliyatını yeni yaptık. Hı hı. Hasta servise çıktı yoğun bakımdan. Yatağından kalkacak, lavaboya gidecek. Yatağından kalkmada bir yöntem var mı? Direkt bizim gibi direkt kalkabiliyor mu? Yoksa belirli şeylere dikkat etmeksiz gerekiyor mu? İnanın bu yataktan kalkış bile. Çok önemli. Lavaboya gitmek bile en az ameliyat kadar değerli. Çok güzel bir konuya değindiniz hocam. Aslında normalde bile insanların paldır küldür hani böyle bir kalkması vardır. O şekilde kalkmamalıyız. Yani sağlıklı bir insan bile hareket ederken, bir şeyi bile yerden alırken hani bel ağrısı olmasın diye teknikli olması lazım. Ameliyat sonrasında hastalarımızın mobilize dediğimiz yani yürüyüşlerini yapması için özellikle ilk kalkışsa yine bir hemşire eşliğinde olacak. Ve kalkarken önce yan dönerekten. Çünkü insizyon yerine, yara yerine zarar vermeden şu şekilde değil de yan dönerekten kalkaraktan yatakta 5-10 dakika bekleyecek oturur pozisyonda ve karşıya bakarak olacak bu işler. Ama yan dönerken yine mümkün olduğu kadar kemiklere güç vermemesi vermeyecek. Lazım. Vermeyecek bir yastık da kullanılabilir. Bir yastık kullanırız. Genelde buna kalp şeklinde bir göğüs yastıkları yaparız biz. O göğüs çok yastığına güzel, dayanarak evet, hareket etmesi lazım. O kemiklerin oynamaması lazım. Ve yatağında bir miktar oturması lazım. Çünkü kalp ameliyatının yeni olmuş. Tansiyon birazcık açısından daha labil. Yani oynayabilir. O yüzden birden ayağa kalkarsa birden tansiyonu düşebilir. Bu şekilde yavaş yavaş hocam, hareket hasta edebilir. Yatalak olsa ne yapacağız? Yani daha önce felç geçirmiş. Bypass yaptınız. Tabii öyle bakım hasta hastalarımız yatalak da var. Özel öyle yatalak hastalarımız evet da var. Onu da hocamıza soralım. Yatalak hastamıza yani onun yataktan kalkamayan hastamızı kaldıramadığımızda nasıl yara açılmayacak, çarşafı nasıl değişecek, sağdan sola nasıl döndüreceğiz, nasıl öksürük egzersizi yapacağız? Yine zaten yatalak hastalarımızda ilk kalkması mobilizesi zor olacağı için foley dediğimiz idrar torbaları takılı oluyor. O aldığı çıkardığı sıvıyı da zaten o şekilde takip ediyoruz hocam. Yine yatak pozisyon değişikliklerini hasta bakım yardımcılarımız oluyor. Onlarla birlikte yine uygun bir şekilde uyguluyoruz. Değil mi? Onları yani bezlemenin bile açıkçası bağlamanın bile bir yolları var. Emboli riskleri var. İşte tabii sağdan sola çevirme, çarşaf değiştirme, onların sedyeden sedyeye aktarılması. Evet tabii kesinlikle ki yardımcı personeller, yani sağlıkta yardımcı evet personeller son derece önemlidir. Hani o aşamaların aslında tümünde çoğu kişi hastanelerde bunu deneyimlemiştir. Hemşire hanımların gözetiminde olur. Benim bu soruyu sormamın bir diğer sebebi de buydu. Bir yardımcı personel olur, hasta yakınları olur. Herkes bir yerden yardım etmeye çalışır ama o çarşafı tutmak bile bir teknik gerektiriyor ve ben deneyimli hemşirelerin son derece güzel yönlendirdiklerine, yara olmaması için neler yapılması gerektiğine şahit oldum. Peki.